Merhaba sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 2020'yi tamamlayacağımız son hafta güçlü bir dolunay yaşayacağız. 30 Aralık'ta sabah 6:28'de Yengeç Burcu'nun 8 derecesinde dolunay meydana gelecek. Evet, yılbaşı gecesi gökyüzünde güzel bir dolunay var. Dolunay genel olarak bir sonraki yeni aya kadar, yani 10 Ocağı kadar olan süreçte bireysel ve toplumsal alanlarda bazı hızlı gelişmelere, farkındalıklara neden olabilir. Yengeç duygusal bir burç, su elementinin öncü nitelikli burcu ve hayatımızda özellikle özel hayatımız, yaşadığımız alanlar, evimiz, yuvamız, yerleşim alanlarımız, ailemiz, ebeveynlerimiz, beslenme, güvenlik, barınma gibi en temel ihtiyaçlarımızla ilgili aslında. Ve bu dolunay herkesi biraz daha duygusallaştırıp biraz daha aile ve ev alanlarına yöneltebilir. Genel olarak da yılbaşı tesiri ve pandeminin de etkisiyle hepimiz daha fazla aile içerisinde, ev ortamlarında olacağız. Bu dolunayda bunu çok güzel eş zamanlı olarak gökyüzünde işaret ediyor aslında. Ve hepimiz belki sahip olduğumuz ailemiz, sahip olduğumuz yuvamız, buralarda da önemli farkındalıklar içerisinde olacağız. Yani aslında kendimizi güvende hissetmek, bir aileye sahip olmak, bir evimizin, yuvamızın olması, işte en temel beslenme gibi, barınma gibi en temel ihtiyaçlarımızı karşılayabilir olmak ve bununla ilgili hissedebileceğimiz o huzur ve mutluluk duygusuna odaklanabileceğimiz bir dolunay dönemindeyiz. Tabii ki güneşle ay dolunayda karşıt açıdadır. Güneş Oğlak burcunda, ay Yengeç burcunda olacak. Bu bir karşıtlık enerjisi, bir gerilim de yaratır. Ve zaman zaman evet, sahip olduğumuz değerler, yakınlarımız, ailemiz, evimizle ilgili konulara odaklanırken duygusal olarak bir yandan da güneşin olduğu Oğlak burcunu sembolize ettiği geleceğimizle ilgili konularda, işte işimiz, gücümüz, sorumluluklarımız, kariyerimizle ilgili alanlarda kaygılarımız, endişelerimiz de olabilir. Aile ve kariyer arasında, iş ve sorumluluklar arasında ve ailemizin beklentileri arasında biraz böyle çekişmelerin, çatışmaların olması, bunların üzerimizde biraz duygusal baskılar yaratması da mümkün. Bu anlamda dengelemek, dengeli yaklaşmak her şeye, bir orta yolu bulmaya çalışmak faydalı olacaktır bizim için. Dolunaylar tabii ki üzerimizde bizi çok etkileyici bir enerji olduğu için duygusal olarak da etkiler, bedensel olarak da etkiler. Ve her dolunayda biraz daha hassaslaşabiliriz. O yüzden özellikle Yengeç burcunu sembolize ettiği, işte midemiz, sindirim sistemimiz, göğüsler, yani bu alanlarda, karın bölgesi, bu alanlarda biraz daha hassasiyetler olabilir. Kronik sağlık sorunu olanların da daha fazla dikkat etmesinde fayda var. Ve genel olarak tabii ki güvenliğimizle ilgili alanlarda, ailemizle ilgili alanlarda da biraz endişeli ve kaygılı olabileceğimizi söyleyebilirim. An haritasına baktığımızda sabah 6:28'de yükselende yay burcu var. Dolunay haritanın 7. ve 8. evlerini aslında etkiliyor. 8. ev sınırında 7-8 aksında, güneş de 1 ve 2 aksında yerleşmiş durumda. Hem ilişki dinamiklerimiz, ben sen ve hem de buradaki paylaşımlarımız, yani benim senim arasında, bu tabii ki maddi konular, paramız, parasal ihtiyaçlarımız, kazançlarımız, giderlerimiz, borçlarımız, alacaklarımız, hani bu alanlarda da biraz kaygıları arttırabilecek bir döngüyü de işaret ediyor. Ülkemizin, Türkiye'nin de yükseleni Yengeç. Dolayısıyla tam yükselen burcunun üzerinde olması, Türkiye horoskobunun dolunay, ülkemizin de bu dolunayla beraber içinde bulunduğu şartlarda belki dünya üzerinde biraz daha hani dikkat çekebileceği bir pozisyonda olduğunu gösteriyor. Genel olarak halkın sağlığı, sağlık çalışanları, kamu alanı, yükselende yay olduğu için dolunay enerjisinde 6. ev konularımızı da ön plana çıkaracak gibi görünüyor. Ama biraz daha iyileşmelerin olmasını bekleyebiliriz. Evet, günlük hayatımızda toplumsal düzenli değişimler var. İşte çalışma saatleri düzenleniyor, sokağa çıkma yasağı, yasakları düzenleniyor. Belki seyahatlerde bazı düzenlemeler, kısıtlamalar var. Birçok sektör pandemi nedeniyle etki alıyor. Bu dolunay
bazı sektörlerde ya da halkın günlük hayatındaki düzenlemelerde biraz daha bazı rahatlamalar, özgürleşmeler getirebilir. Parasal kaygıların, ekonominin özellikle baskısının arttığı, hayat şartlarıyla beraber yengecin sembolize ettiği işte herkesin, belki tüm halkın biraz daha en temel ihtiyaçlarında, kişisel bakımı, işte ailenin ihtiyaçları, beslenme ihtiyaçları, barınma ihtiyaçları, buralarda kaygıların arttığı bir dönemdeyiz. Ekonomik şartların etkisiyle beraber yeni düzenlemeler olabilir. Özellikle yiyecek içecek sektörü, emlak sektörü yengeç dolunayında biraz etkilenebilir. Bu sektörlerle alakalı konularda Boğa burcundaki Uranüs'ün de bir desteği var bu dolunaya. Bazı çözüm yollarının bulunması ya da bazı finansal, maddi bazı destekler anlamında ekonomik olarak kararların alınması, çıkış yollarının bulunması mümkün görünüyor. Evet, özellikle tabii ki öncü burçlar daha fazla etkilenecek. Yengeç burcundaki bu dolunaydan en fazla etkilenen burçlarımız Yengeç, Oğlak, Koç ve Teraziler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Öncü burçların 8 derece ve yakınlarında Güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz varsa bu dolunaydan bireysel olarak çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Alhena sabit yıldızıyla birleşen bir dolunay, ki Alhena sabit yıldızı ikizler takım yıldızındadır ama şanslı bir yıldızdır aslında. Her şeyden önce yaratıcılığımızı arttıran, özellikle sanatsal her türlü alanda başarı veren bir yıldızdır. İş hayatında ve maddi anlamda, parasal kazançlar anlamında da fırsatları sunan bir yıldızdır. Böyle bir yıldız etkisindeki dolunayın bize bazı güzel şanslar getirmesini de bekleyebiliriz. Ülkemizde de biraz daha sanatçıların, belki bir ünlü kişinin ya da bir sanatçının dikkat çekmesi ya da ülkemizin genellikle hani sanatla, sporla ilgili alanlarında bazı başarılarının olmasını da dolunay ve dolunay haftasında bekleyebiliriz. Evet, şimdi kısaca yükselen burçlarınıza göre dolunay tesirlerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, yılbaşı haftasında yengeç burcunda meydana gelecek olan dolunay, özellikle aileniz, eviniz, yuvanızla ilgili konuları daha fazla gündeminize taşıyor. Bazı kararlar da verebilirsiniz. Özellikle yerleşim alanlarınızda taşınma gibi, emlak alma, satma, kiralama gibi bir konunuz varsa dolunay burada size dönüşümler getirebilir. Yani bir sonuç alabilirsiniz dolunayın tesirleriyle beraber. Ailenizle daha fazla birlikte olduğunuzu ve evde daha fazla zaman geçirdiğinizi görebiliyoruz. Özellikle duygusal paylaşımlar, ailenizle yapacağınız duygusal paylaşımlar bu dönemde sizi destekleyebilir. Kendinizi daha güvenli hissedebilirsiniz. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, yengeç dolunayı 3. evinizde, bu dolunay size önemli bilgiler getirebilir. Yeni şeyler öğrenebilirsiniz, bir eğitime başlayabilirsiniz ya da süregelen bir eğitiminizi tamamlayabilirsiniz. Kardeşleriniz ve yakın çevrenizle ilişkilerinizin güçleneceği, duygusal desteklerinizi özellikle yakınlarınızdan alabileceğiniz bir süreçtesiniz. Kardeşlerle de ilgili sizi mutlu edecek keyifli gelişmeler olabilir. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, yengeç dolunayı para evinizi aydınlatırken beklediğiniz bazı paraları size getirebilir. Sürekli bir kazanç elde edebileceğiniz bir iş imkanı da getirebilir. Güzel alışverişler, özellikle yakınlarınız ve aileniz için yapabileceğiniz gibi size de maddi anlamda destek olacak bazı yardımlar gelebilir. Etrafınızdaki kişilerden ya da güzel hediyeler gelebilir sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, burcunuzdaki dolunay kendinizle ilgili önemli farkındalıklar verirken belki şöyle bir imaj değişimi yapacaksınız. Fiziksel olarak kendinizle ilgileneceksiniz. Dikkat çekebileceğiniz bir dönemdesiniz. Etrafınızdaki kişiler size daha fazla dikkat kesilebilir bu dönemde. Dolunay hayatınızda önemli dönüşümler de getirebilir. Uğraştığınız bazı işlerin sonuçlarını alabilirsiniz. Kariyerde bir adım atabilirsiniz ya da ilişki dinamiklerinizde sürpriz açılımlar yaşayabilirsiniz. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar,
Dolunay 12. evinizi aydınlatırken biraz içe döndüğünüzü gösteriyor. Biraz dinlenmek, şöyle dışarıdaki faaliyetlerden geri çekilmek için bir fırsat aslında bu dolunay. Yalnız yapacağınız işlere odaklanabilirsiniz. Artık önümüzdeki yeni yıl sizin için gerekliliği kalmamış konular varsa bunları hayatınızdan çıkarmak için iyi bir dönemdesiniz. Artık bir zararlı alışkanlığı bırakma zamanının geldiğini fark edebilirsiniz. Ya da sizi zorlayan bir işiniz var. Bununla ilgili kararlar verebilirsiniz. Farkındalığınızın arttığı bir dönem, hayatın daha duygusal, daha manevi alanlarına çekilmeniz, hatta biraz yaratıcı bir şeylerle, spiritüel bir şeylerle bu dönemde uğraşmanız da mümkün görünüyor. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar, Dolunay 11. evinizi aydınlatırken bazı hedeflerinizi size ulaştırabilir. Hatta bunlar hayal olan konularda olabilir. Bir süredir uğraştığınız işlerinizi başarıyla sonuçlandırabilir, maddi manevi ödüller alabilirsiniz. Kariyerde de bazı önemli hedeflerinize ulaşmanız, bir şekilde toplumda statünüzde güzel, güçlü değişimlerin olması, pozisyonunuzun biraz daha yükselmesi ve bununla ilgili ödüller almanız da mümkün görünüyor. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Dolunay kariyerle ilgili aydınlanmalar getirebilir. Yeni bir işe başlama, yer değişimi, iş değişimi, mevki değişimi, görev değişimi olabilir. Aile konularınız da gündemde. Anne, baba ve ebeveynlerle ilgili hayatınızda bazı düzen değişimleri var. Veya anne olabilirsiniz, baba olabilirsiniz, evlenebilirsiniz, ayrılabilirsiniz, taşınabilirsiniz, işinizi kurabilirsiniz. Daha radikal, yani bundan sonraki süreçte toplumdaki statünüzü bir şekilde şekillendirecek önemli gelişmeler gündemde olabilir. Yaptığınız çalışmalarla da bu hafta özellikle başkalarının dikkatini çekmeniz, biraz böyle toplumda parlamanız, alkış almanız da mümkün görünüyor. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Dolunay manevi hayatınızı güçlendirirken size yeni fikirler, yeni düşünceler getirebilir, ilhamlar getirebilir. Hukuksal bir konu, eğitim hayatınızla ilgili bir konu, akademik bir çalışma. Buralarda önemli kararlar da verebilir, belli bir aşamaya geçebilirsiniz ya da bir süredir çalıştığınız bir konuyu tamamlayabilir, sonuç alabilirsiniz. Uluslararası konular, yurt dışı beklentileriniz varsa bu alanlarda da bu dolunayın bazı size yol ayrımları getirmesi ya da önünüzdeki dönemi netleştirecek bazı gelişmelerle karşılaşmanız da mümkün görünüyor. İletişim trafiğinin arttığı bir dönemdesiniz. Evet sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Dolunay 8. evinizde parlarken finans konularında ve özellikle hisseli paralar alanında, paylaşımlar alanında bazı dönüşümlere neden olabilir. Bir kredi beklentiniz varsa belki bu sonuçlanabilir, bir borcu ödeyebilirsiniz. Miras, nafaka gibi bir konu, burs gibi bir konu, vergi gibi bir oluşum, sigorta ile ilgili bir konu, bunların netleşmesi mümkün görünüyor. Eşinizin kaynakları, kazançları alanında da gelişmeler olabilir bu dolunayla beraber. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, dolunay tam karşıt burcunuzda ve sizin için tabii ki önemli. Dolunay ilişki dinamiklerinizde önemli farkındalıklar getirebilir. Süregelen bazı ilişkilerinizde dönüşümler yaşayabilirsiniz. Bir aşk ilişkisinin evliliğe doğru gitmesi gibi bir evlilik teklifi de alabilirsiniz. Evlenmeye karar verebilir, evlenebilirsiniz. Veya bir arkadaşınızla bir işbirliğine girebilirsiniz. Ortaklı çalışmalarınız gündemde. Ama bitmesi gereken bir şeyler de varsa artık zamanı geldiği için bunlar dönüşebilir. Bitmesi gereken önemli ilişkilerinizde değişebilir, bitebilir sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, yengeç dolunayı iş ve mesleki hayatınızla ilgili bazı çalışmalarınızın karşılığını size verebilir, bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Günlük hayatınızı da düzenlemeniz için genel sağlığınızla ilgilenip hayatınızı iyileştirme adına yeni kararlar vermeniz için önemli bir dönem. Belki bir diyete başlayacaksınız. Ya da beslenme programınızı değiştireceksiniz ya da çalışma koşullarınızda daha radikal bazı değişimler olacak. Bu dolunayla beraber bekleyebilirsiniz. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, dolunay sizin için çok romantik tesirler getiriyor. Aşk hayatınızda heyecanlı gelişmeler olabilir. Aşık olabilirsiniz. Süregelen ilişkilerinizde daha güçlü tesirler var. Çocuk sahibi olmak isteyen balıkları da bu dolunay çok etkiliyor aslında. Çocuk sahibi olma,
çocuklarla ilgili de, hani çocuklarınız var, onlarla da ilgili de daha keyifli etkiler altında olabilirsiniz. Tüm haftanın genelinde daha romantik, daha duygusal ve kendinizi yaratıcı olarak da yeteneklerinizi ifade etme yöntemleri bakımından da iyi bir şekilde gösterebileceğiniz güçlü açılımlar var. Sevgili balıklar, bazılarınız da parasal bazı şanslarla karşılaşabilirler. Yani genel şans olarak bu dolunayın size fırsatlar getirebileceğinizi ve kendinizi şanslı ve mutlu hissedebileceğinizi de söyleyebilirim. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.